Onlar bizim can dostlarımız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 144 milyon insan evcil hayvan olarak kedi ya da köpek besliyor. Peki bu hayvan yoldaşlarımızın vahşi yaşamlarını bırakıp evcil hayata nasıl geçtiklerini biliyor musunuz? Ya da bu hayvanların geçmişinin bizim geçmişimizle olan ilişkisini? Ben Jacqueline Howard Hayvanların evcilleştirildiğine dair antik yazılarda, duvar resimlerinde, antik Mısır mezarlarında kanıtlar bulunduğunu biliyoruz. Bu kanıtlara ve modern genetik testlere dayanarak hangi hayvanların ne zaman evcilleştirildiğini öğrenebilme şansımız var. Örneğin, köpeklerin evcilleştirilen ilk hayvanlar olduklarını biliyoruz. Bazı bilim insanları köpeklerin kurtlardan evrimleştiklerine inanıyorlar. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, köpek ve gri kurtların atalarının ortak olduğuna işaret ediyor. Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkan objeler ve hayvan kemikleri, köpeklerin henüz tarım bile ortaya çıkmadan önceki zamanlardan beri insanların hayatının bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani yaklaşık 10 bin yıllık bir süredir. Mısır'daki antik mezarlarda bile mumyalanmış köpeklerin bulunması, bilinen ilk köpek türlerinin İnsanların henüz avcılık ve toplayıcılık yaptıkları zamanlarda ortaya çıktığını gösteriyor. Bu köpeklerin insanları korumada önemli bir rol oynadıkları da çok açık. O dönem için bir köpeğin havlamasını vahşi hayvanlar ya da farklı kabilelerden insanlar yaklaştığında harekete geçen tarih öncesi bir alarm sistemi olarak düşünebiliriz. Peki tümü kanis, lupus, familiaris alt türünün bir parçası olan evcil köpekler nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında bu kadar çok farklı türe ayrıldı? Yapay seleksiyonla. Bu da biz insanların binlerce yıldır tüyleri daha yumuşak, daha arkadaş canlısı ya da daha zeki ve hatta daha vahşi diye hoşumuza giden köpekleri seçtiğimiz anlamına geliyor. Bu tür köpekleri kendimize yakın tutup onları besledik sırf bizim tercih ettiğimiz özelliklere sahip olmaları için köpek yetiştiricileri 10 bin yıldan daha kısa bir sürede köpeklerin karakter özelliklerini ve vücut yapılarını değiştirdiler. Örneğin, bir köpeğin yetiştirilmek üzere seçilmesinin sebebi avlanma konusunda ya da çobanlıkta çok iyi olması olabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bazı bilim insanları, insanların köpekleri evcilleştirebilip avlanma gibi günlük ihtiyaçları için kullanabileceklerini anladıklarında diğer hayvanları da evcilleştirmeye başladığını düşünüyor. Koyunlar, keçiler, domuzlar ve inekler gibi. Hayvanların evcilleştirilmesi, tarımın ve 10 bin yıl önceki ilk uygarlıkların ortaya çıkışında da çok önemli bir role sahip. Bir düşünsenize, güçlerinden faydalandığımız hayvanlar ya da kediler veya köpekler sayesinde çok daha büyük çiftlikler kurulabildi. Çiftliklerin büyümesi ise daha fazla besin, dolayısıyla da daha fazla insan demekti. Bir yerdeki nüfus artmaya başladığında o bölgede altyapı, sosyal hiyerarşiler ve mimari de gelişir. Eski zamanlarda farklı medeniyetler çiftlik hayvanlarını ticarette para yerine kullanıyorlardı. Atlar ve develer ise uzak ticaret merkezlerini birbirine bağlayan ulaşım araçlarıydı. Bu hayvanlar yaşam şeklimizi değiştirdi. Evcil hayvanların toplumlar üzerindeki etkileri toplumdan topluma ve coğrafyadan coğrafyaya farklılıklar gösteriyor. İnekleri, koyunları, keçileri, atları, eşekleri, tavukları ve domuzları ele alalım. Bu hayvanların ana vatanı Afro-Avrasya ana kıtasıydı. Amerika kıtasında ise lama, hindi ve bir çeşit fare olan ginepik gibi hayvanlar evcilleştirildi. Bunların da uzun yolculuklarda ya da ağır yüklerin taşınmasında pek de yardımı dokunacak hayvanlar olmadığı aşikar. Bunun için Amerika kıtasında insanların ticari faaliyetleri geliştirmek için uzun yolculuklar yapmasına imkan yoktu. Bu durum Amerika'daki medeniyetlerin Afrika, Avrupa ve Asya'dakilere oranla neden daha geç geliştiklerini de açıklıyor. Tüylü dostlarımızın medeniyetimizin gelişimine olan katkısı düşündüğünüzden de fazlaymış. Öyle değil mi? Hoşçakalın.